Girizgah ben yapmak istedim çünkü burada sadece bir meydan alanı değil, az önce aşağıdan da geçti, yaklaşık 1 kilometrelik ve 550 metresi de kapalı kesit olan bir alt geçitle beraber Maltepe'ye bir meydan olmayan bir meydanı kazandırmış oldu ki bu proje özellikle 22 bin metrekare artı meydan katkısıyla, şehre bir meydan katkısıyla ve trafikteki de düzelmesiyle bir koridor oluşmasıyla önemliydi. Ama bir önemli kısım da şuydu Sayın Başkanım, yapım tekniği olarak da oldukça zor bir imalat. Çünkü binaların özellikle belli bir tarihte 80'ler, 70'ler ve 80'li yıllarda yapılan binaların neredeyse parsel sınırı sıfırına 120'lik 23-24 metrelere varan kazıklar çakıldı. Ki bu oldukça zor ve meşakkatli bir işti. Ve Kartal Adliyesi dahil birçok kurum ve kuruluşun ana hatlarının geçtiği bir yerdi ve bunun deplaseleri sadece 2,5-3 aylık çalışma sadece bunun deplaseleriyle sürdü. Totalde 22 aylık bir süreç yaşandı ama inşaat imalatı olarak 18 aylık bir sürede aşağıyı bitirmiş olduk. Deplaselerde geri kalan zamanımızı aldı. Şu anda da meydan kısmı hızla devam etmekte. Özellikle sağlı solu zaten eskiden bulunan kaldırımlar yapıldı ve orta kısım yayalaştırılmış kısımlardaki bizim fonksiyonlarımız ve orta kısmın imalatları kaldı. Onu da en yakın zamanda bitirmek istiyoruz. Şu andaki programlara göre de sene sonunda tamamlamış olacağız. Ama zor ve girilemeyen bir projeyi 18 ayda bitirmek hakikaten hepimiz için, sizler için de çok değerliydi ve kimsenin burnu kanamadan Allah'a şükür bu işi tamamlamış olduk diyelim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çok zor şartlarda çalıştılar. Hiç umut etmiyorduk yani sorunlar çıkabilir diye düşün binaların eski olması münasebetiyle. Şahsımız, belediyemiz ve Maltepe halkı adına bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. 18 ay hedefimizdi zaten. 18 ayda da tamamlandı. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir teknik olarak tabii. Hem altı hem üst tarafı bir dinleyebiliriz arkadaşlar. Başkanım, D100 karayolu ile sahil yolu arasında minibüs yolu üzerinde Maltepe'nin merkezinde projelerimiz. Başkanım dediği gibi 1000 metre uzunluğunda 550 metresi kapalı, sarı olan yer başkanım, kapalı olan kesit. Alt geçidin tamamını bitirdik. Başkanım, çalışmalar kapsamında bölgedeki altyapıyı da tamamen yeniledik. 11 Eylül'de okulların açılış tarihi olan 11 Eylül'de 22 ay gibi bir dönemde projemizi bitirdik ve alt geçidimizi hizmete açtık. Ne gibi araçlarımız kaldı? Şu an caminin olduğu şu bölgede başkanım, burası 29 gün tören alanı olacak. Sadece burada bir mekanik odası imalatımız var. Onu da yaklaşık bir ay gibi bir süreçte bitirip yapı işleri müdürlüğüne teslim edeceğiz. Ondan sonra zemin kaplaması imalatları devam edecek. Devam edecek. Şu Atatürk Caddesi nasıl işleyecek? Sahile işleyiş nasıl olacak? Onu da bir söylerseniz. Başkanım, şu anda Atatürk Caddesi trafiğe açık. Biz buradaki imalatları bitirdiğimizde yaklaşık bir ay sonra Atatürk Caddesi de trafiğe kapanacak, meydana katılacak. Alternatif yol aşağıdan. Alternatif yol bu güzergahtan gelerek İnönü Caddesi'nden karşıya geçişler olacak. Ve Feyzullah Caddesi'nde iki taraftan geçişler olacak başkanım. Feyzullah Caddesi de aşağı mı devam Feyzullah edecek? Feyzullah Caddesi sahil yönüne doğru, İnönü Caddesi D100 karayoluna doğru devam edecek. Meydan alanında kontrollü geçiş sadece bu noktada olacak. Feyzullah Caddesi peki üstte. Bu bir caminin oradan alt yola girdiğinde sahile dönüşü de olacak mı evet, yine? Evet. Burada yan yolumuz var başkanım gördüğünüz tamam. Gibi. Bu yan yoldan sahile inişler mevcut. Onu da tamamladık. İşte oradaki alanı açarak, oradaki açarak şu tünelin girişinden bu şekilde aşağıya dönüş yaptık. Tabii sağlayın. Tabii. Hatta iki türlü hem tabelalarımızı en güçlü şekilde yerleştirin. Evet. Hem de özellikle bölge esnafına bilgilendirmek. Buradaki trafik nasıl işleyecek? 4 sayfa. Tamam Mutku Bey? Tamam hocam. Yani 4 sayfa nasıl işleyecek? Hangi yol nereye size en kolay vardırabilecek? Daha önce Bostancı'dan buraya gelişte ya da ters istikametten buraya gelişte Cevizli tarafından gelişte ne kadar bir zaman alıyordu bu yol? Artık bu güzergah kaç dakikaya kısaldı vesaire gibi ulaşımla ilgili bir 4 sayfa hazırlayın. Tamam, tamam mı? Başkanım, meydanı daha sonra ekleriz. Şimdi bu gelişen aşağı doğru dönüyor ya. 16 aydır aşağı yukarı vatandaş bu güzergahı kullanıyor ve alıştılar. Buradaki tek sorun biraz önce arkadaşlar dile getirdi. Bu Atatürk Caddesi'ne dönüş şu anda serbestti.
orası kalkacak zaten. Bunun da bilgilendirmesini evet. yapıp alternatifleriyle önceden şimdi hazırlıyorlar zaten tabelaları zaten asacaklar. Zaten orası meydanın bir parçası olacak. Evet. Evet. Ve Atatürk alanı. Atatürk işte biraz da nereye kadar kapanacak? Başkanım şu alanda caddeden bu alan kapanıyor. Başkanım. Onu hemen gel dinleyelim gel. Evet. Hemen yandaki projede göstereceğiz. Çok seviyorum. Çok seviyorum, destekliyorum. Sağ ol ablacığım. Sağ ol. Çok özür dilerim. Çok güzel bir meydan olacak. Tam tabii oturma grupları, İstanbul kitapçısı. Çok güzel bir Beltur kafemiz olacak burada. Tören alanımız olacak. Atatürk tören alanı olacak burada. Dolayısıyla hani Maltepe için çok özenli, çok pırıl pırıl. Türkiye'ye büyük yani 22 bin metrekare bir meydan olacak evet. Buraya yani. Süper. Tabii çok güzel bir alan çıkacak. Yani burası Kadıköy meydanından daha meşhur olabilir bak. Ay. Tamam. Başkanım burada bakar mısınız? Başkanım bu kadar şey gelmiyor. Hadi selfie yap. Oktay Bey olur mu yoksa? Evet, derece yaptı. Gece günü. Vallahi o zaman bak adam işinin başında daha ne istiyorsun? Allah hem okuyor hem işinin başında. Normal açılışta arkadaşlar. İçeri bekliyorum. Evet, inşallah. İnşallah. Tamam kardeşim. Ne hangi okul? ODTÜ İşletme. Çok iyi. 10 numara adam. Çok iyi. İşinin başında olmak da güzel. Ben o deneyimle büyüdüm. Hep diyorum ki Allah'ım ne güzel bir baba vermişsin bana işiyle. Gücüyle bir arada yetiştirdi. Onun için bak sen de şanslısın. Evet. Baba sana tezgahını öğretiyor. Sen bir yandan hayatı öğreniyorsun. Muhteşem. Evet. Adın ne? Oktay. Oktay hiç unutmayacağım seni. Hadi bakalım. Sağ olun. Başkanım. İyi misin? Stajyer misin? Ne güzel memnun oldum. Görev aldım. O çok hoş. Harika. Burada meydanda mı yoksa aşağıda mı çaldın? Meydanda. Ha, yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Tamam. Çektin mi fotoğrafı? Benim önüme. Fotoğraf çekenler benim önüme. İnşallah. Biz de halk olarak ne düşüyorsak kazanacağız. Görevimizi hep beraber. Zaten seferber olacağız. Bırakmayın. Artık bırakmayın. Lütfen. Artık... Dayanacak gücümüz yok bizim artık. Kamera kaydı. Artık zaten İstanbul İstanbulluların vazgeçmeyiz. Bizim olmadığımız sizsiniz başkanım. 4 sene İstanbul sonra Cumhurbaşkanı. Hayırlı işler. İnşallah bu güzellikle sonuçlansın. Anacığım. Seni yakalamak için geldim. Allah sana sağlık. Ben senden kaçmam ki. Sağ ol anneciğim. Bir şeydir geliyorum ama seni göremiyorum. Teşekkürler. Sağ ol anneciğim. Sağ ol. Allah sizi sağlık. Çekin abi. Ben çekeyim başkanım. Dur tamam. Evet, Maltepe'de şey nerede Ali Bey? Saygılar, teşekkür ederim. Evet, Maltepe'de önemli bir proje Cumhuriyet Meydanımız. Burada yaklaşık 18 aylık bir inşaat süreci tamamlanarak tünel geçişlerimizi bitirdik. Bu aslında 1 kilometrelik bir aks. Arka tarafta batıda Bostancı, doğuda Cevizli ile olan hat. Buradaki yoğun sıkışmayla aslında uzun bir vakit belki de buradaki trafik sıkışıklığını ortadan kaldıran bu çalışma neredeyse 1/3 zaman diliminde alınacak bir yol haline dönüştü. Tabii bu bir kazanım, bir başka kazanım. Burada 22 bin metrekarelik olmayan bir meydan üretildi. Bu sosyal yaşam adına Maltepe'ye büyük bir kazanım sağlayacak. Maltepe'nin böylesi bir kent meydanı yoktu. Şimdi artık burada belki de sadece Maltepe değil, sosyal çevre anlamında yakın çevresini de etki altına alabilecek ki sosyal mekanları var, etkinlik alanları var. Çok daha güçlü bir sahaya dönüşecek. Maltepe'nin hayali olan bir çalışmaydı. İlçe Belediye Başkanımızın bizden talebi doğrultusunda incelemiştik. Kaygılarımız vardı. Çevredeki binaların geçmiş yıllarda özellikle 70'lere, 80'lere dayanan yapılaşmaların olduğu bir saha olduğu için tedirgindik ama çok önemli bir kazık çalışması yapıldı. Binaların neredeyse sıfırından çalışıldı bazı yerlerde. Yani görünen iş basit bir iş değil. Şehrin içerisinde hiçbir tahribata sebep olmadan, Allah korusun bir kişinin burnu kanamadan bu seviyeye gelmiş olması sevindirici.
Yani trafiğin akışını hızlandırdık. İnsanlar artık Kadıköy, Maltepe, Kartal hattında çok hızlı hareket edebilecek. Var olmayan 22 bin metrekarelik bir meydan ürettik. Adı da 2023'e yakışan zaten bir Cumhuriyet Meydanı'ydı. Geçidin adı da Maltepe Cumhuriyet Meydanı geçidi, alt geçidi oldu. Buranın üzeri artık sosyal amaçlarla çok zengin bir görünüme kavuşacak. Sanırım 2024'ten sonra Anadolu yakasında verilen ilk 3 meydan adresinden biri burası olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Burhan. Hoş geldiniz. Hayırlı işler olsun. Lütfen.